Müminin suresi, şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten felah bulmuştur. Yani bulmuşlardır. Kurtulmuşlardır. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Yani namazlarında kalpleri ferah, efendim boş şeylerle kafası meşgul olmayan, ama namazda insan aklına bazı şeyler gelir. Bu vesvese olarak gelir, ona yani emniyet vermesinler. Fakat namazda dikkat Allah'a verilecek. İnşallah. Onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir. İşte boş filmler, boş konuşmalar, boşta Facebook'ta boş yazışmalar, anlamsız hiçbir amacı olmayan hareketler. Bunlardan müminler kaçınacaklar. Onlar zekata ilişkin söz ve görevlerini mutlaka yerine getirenlerdir. Gücü yettiği kadar Allah yolunda harcamak. İnşallah. Yani gücü yettiği kadar. Müthiş bereket getirir. Mesela değil mi? Kuyunun suyunu böyle çektikçe daha çok gelir. Çektikçe daha çok gelir. Yeni İnşallah. Su gelir. Daha güzel gelir. Ama almazsan kokuşur su orada. Bozulur. Mal da böyle aktıkça, para da aktıkça Allah zenginlik, bereket, bolluk ve güzellik verir. Hepsinin üstünde Allah'ın rızasını kazanırız. İnşallah. Ve onlar ırzlarını, iffetlerini koruyanlardır. Yani gayrimeşru ilişkiye girmezler. Gayrimeşru bir tavırları olmaz. Ama şimdi ırzını koruma derken bunun ufku da geniş. Biz Afganistan'daki mümin kardeşlerimizi, mümin kız kardeşlerimize, oradaki çocukları küfrün eline teslim edip, oradaki sapıkların eline teslim edip, cihad edip, Allah yolunda gayret edip onları kurtarmaya kalkmazsak, müminlerin ırzını korumamış oluruz. Tabii. Değil mi? İnşallah. Ya bak, onun ırzlarını korumak, bak, ırzını değil mi, ırzlarını, İnşallah. Bütün müminlerin ırzını korumak, namusunu, haysiyetini korumak bizim üzerimize farzdır. İnşallah. Müslümanın namusuna halel getirtmeyeceğiz inşallah. Mesela Irak'ta öyle, Afganistan'da öyle, mesela oradaki çocukları da kullanıyorlar Amerikalı askerler, İngiliz askerler falan. Akıl almaz yani, Afganistan tarihinin en iğrenç, en korkunç konumu oluştu şu an. Karzai geçenlerde adam sinirinden ağladı, bak o bile onların çizgisinde olmasına rağmen adam tahammül edemedi, ağladı yani. Evet. Gerginliğinden. Bunun için ne yapacağız? İttihat-ı İslam'ı oluşturacağız. Müslümanların ırzını korumak ancak İttihat-ı İslam'la olur. İttihat-ı İslam olmadı mı bütün Müslümanların ırzı namusu payimal olur, yani seyredilirse bu ne olur? Haram olur. İnşallah, İnşallah. Hocam doğru söylüyorsunuz. Anormal bir hareket olur ve karşılığı cehennem olabilir. Sudan'da böyle, Irak'ta böyle, öbür ülkelerde böyle, Afganistan'da böyle, Moro'da böyle, Çad'da öyle. Dünyanın her tarafında Müslümanların ırzı, namusu, hayatı perişan ediliyor. Değil mi? Mahvediliyor Müslümanlar. Dinine, imanına saldırılıyor. O da bir iffettir. Peygamberimize saldırılıyor. Kur'an'a saldırılıyor. O da bir iffettir. İffete saldırıdır. Değil mi? Müminlerin iffetine bir taarruz var. Buna karşı var gücümüze savunacağız. Sadece cinsel ilişki değildir bu. İffet. Dinine saldırdın mı orada da iffetin gider. Evet. Değil mi? Orada da namusun gider. Mukaddesatına saldırırsa orada da senin namusun gider. Çözüm çok kolaydır. Müslümanların birliği. İttihat-ı İslam. Türkistan birliğidir. İnşallah.